Zanse Şans'tan herkese merhabalar. Zanse Şans, Hollanda'da bulunan Zaandam şehrinin bir bölgesi aslında. Ve Hollanda'da en çok bilinen turistik lokasyonlardan da bir tanesi. İnsanları buraya çeken temel şey burada bulunan yel değirmenleri. Burada 10 tane büyük, 2 tane de minyatür yel değirmeni bulunuyor. Bu 10 yel değirmeninin 6'sı ziyaret edilebiliyor ama geldiğiniz tarihlere göre hepsini açık bulamayabilirsiniz. Mesela biz şu an bugün baktığımızda sadece 3 tanesini ziyaret edebiliyoruz. Bu 3 yel değirmeninin bir tanesi odun kesmek, diğeri boya üretmek, diğeri de baharat öğütmek için kullanılıyor. Biz daha önceden Utrecht'te odun kesen bir yel değirmeninde bulunmuştuk. Bugün burada da kura çektik. Boya üreten yel değirmenine gitmemiz gerektiği çıktı. O yüzden şu an boya üreten yel değirmeni Dekat'a gidiyoruz. Orada görüşürüz. ...1645'te inşa edilmiş olan bu yel değirmeni dünyada boya üreten tek yel değirmeni. 1904 yılında hasar görene kadar yağ üreten bir değirmen olarak kullanılmış ve 1960 yılında hasar gören yerleri tekrardan inşa edilmiş. 1960 yılından beri de boya üreten bir değirmen olarak kullanılıyor. Yel değirmeni kanatlarından aldığı rüzgar gücünü dişliler yardımıyla değirmen taşına aktarıyor ve katı boya parçalarını toz haline getiriyor. Yel değirmeninin terasından şehri güzel bir manzarayla da izleyebilirsiniz. Bu değirmene giriş kişi başı 5,5 euro. Zanse Şans'ın anlamı aslında Zanse siperleri, yani Zan siperleri gibi bir şey demek. Zan zaten burada akan nehir. Siper denmesinin nedeni de İspanya'ya karşı ayaklandığında Hollanda halkı 1500'lerde 1600'lerde 80 yıl savaşları yaşanmış iki millet arasında ve o zaman bu bölgeyi siper olarak kullanmış Hollandalılar. Bu yüzden buranın ismi Zanse Şans. Zanse Şans'a geldiğimizde tren istasyonunda indik ve her taraf çikolata kokuyordu. Zaten bu şehre çikolata kokan şehir de diyorlar. Çünkü bu şehirde birkaç tane çikolata fabrikası da bulunuyormuş. Hollanda'nın çikolatayla olan ilişkisi şu. Hollanda dünyada en fazla kakao çekirdeği ithal eden ülke. Çünkü zamanında kakao çekirdeğini işleme yöntemi bulmuşlar. Acı tadını çıkartıp daha böyle güzel bir tadını bırakacak bir süreç oluşturmuşlar, bulmuşlar. Ve böylece bütün o kakao trafiğini Hollanda üzerinden yönetmeye başlamışlar. Şu an mesela çok iyi bildiğimiz o İsviçre çikolatalarının bütün kakaosu Hollanda'da işlenip gidiyormuş. Bu arada Hollanda'da sıcak çikolata içmek de çok yaygın bir şey. Bunun da burayla bağlantısı olduğunu düşünüyorum çok iyi bilmemekle beraber. Şimdi bir dükkan var Zanse Şans'ta. Arkamda da ismini görüyorsunuz. Burada kendi sıcak çikolatanızı kendiniz yapıyorsunuz. Biz de şu an onu denemeye geldik buraya. I think that's okay. Yes. Vallahi istediğim kadar tatlı değil. Şekeri biraz daha fazla koyabilirsiniz. Biraz acımsı bir tadı var. O kadar dedik Hollandalılar acı tadı
yok etmenin bir yolunu bulmuş diye ama dışarıda içtiğimiz sıcak çikolatalar daha tatlı. Yani şekerini biraz çok koyabilirsiniz. Belki biz kakaosunu fazla koymuşuzdur. Kakaoyu da fazla koydum, doğru. Evet. Kakao miktarına uyup şekeri biraz fazla koyabilirsin. Evet, orada yazıyordu çünkü. Ya da tamamen oraya uyabilirsiniz. Afiyet olsun. Çikolatacıyı bulduğunuzda hemen onun yan tarafı bu manzaranın en güzel olduğu, herkesin fotoğraf çekildiği iskele aslında. Buraya gelebilirsiniz. Hemen çikolatacı dükkanı şu an 15 metre önümde. Burada isterseniz 10 euroya 25 dakikalık bot turu da yapabilirsiniz. Hollanda'da en çok sevdiğim şeylerden biri, her yerde kart geçiyor. Tuvalete bile kartla giriyorsunuz. Bu tuvalette 1 euro temassız kartı basıyorsunuz, geçiyorsunuz içeri. Bir de şeye şaşırdım. Tuvaletin sifonlarından gelen su bu Zaan nehrinden geliyormuş. Çevre dostu bir şey olduğu için bir uyarı yazmışlar. Su rengi beklediğinizden farklı olabilir ama iş görüyor sonuçta ve tuvalet sifonunu çektiğinizde yapması gerekeni yerine getiriyor ve binlerce litre su kurtarıyor diye benim de hoşuma gitti, paylaştım. Burada ünlü Hollanda peynirlerini deneyebileceğiniz bir peynir dükkanı da bulunuyor. İçeri giriş de ücretsiz, peynirleri denemek de ücretsiz. İstediğiniz zaman tabii ki satın da alabiliyorsunuz. Gelin birlikte oraya girelim. Buranın ismi Katarina Hove. Bu arada cumartesi kalabalığını da buradan görebilmeniz gayet mümkün. Şimdi bu peynir, şu peynir. Ha, Gouda mı? Evet, ve bu 20 euro. Tamam. Tadıyorum. Tat bakalım. Çok düz. 20 euro. Biz bunu yeriz. Peynir mi? Yani bu bizim yiyebileceğimiz bir Hollanda peyniri. Hiçbir böyle yabancı tadı yok bence. Çok hafif değil mi? Evet. Tütsülenmiş inek peyniri aldım. Tadını çok beğendim. Umarım evde de beğenir. Ne kadar verdin o 200 gramı? 6.95. 200 gram peynir 6.95. Ama 500 gramı 10.95'ti. Evet. Çok büyük diye düşünüyorum. Evet, sadece ben yiyeceğim için, Eren yemeyeceği için emin olamadık. Büyüğünü almadık. Şimdi Hollandalıların o meşhur tahta ayakkabılarının satıldığı ve yapıldığı bir yere geldik. İçeride eğer şanslıysak o tahta ayakkabıların nasıl yapıldığını bizzat gösteriyorlarmış da. Yani bir taneyi sizinle birlikte yapıyorlarmış da. Giriş tamamen ücretsiz. Bakalım bir içeriye. Just like cheese. Spoon scoops. To hollow them out.
Shoe making was a real tough job back in the days. It took 3 to 4 hours for just one pair of wooden shoes by hand. But luckily nowadays we have machines and it only takes 5 minutes. The first machine we will use makes a copy of the outside model of the shoe. It's the same system used for duplicating keys. You make a copy of the already existing model right over there. The heel and toes, we still cut off the traditional way with a large knife. Here you have it, the rough outside shape of the wooden shoe. The wood is still quite wet. I'll try to show you. All water from the tree, and I promise you I did not spit in it, that's for sure. It needs to be dried for 3 to 4 weeks and then we can polish it. But it's to know they fit well. We also wear them because they're warm, waterproof, and really strong. Thank you for listening. This was the Wooden Shoe Workshop, and enjoy your stay. Allah Allah. Gerçekten. Yürür müsün yani bütün? Her türlü yürürüm. Ve ayaklarım şu an çok rahat etti. Allah hiçbir Allah. Hiçbir şey çarpmıyor ya. Vallahi yürürüm. Sana alalım bunları o zaman. Sence nasıl? İzlemesi gerçekten keyifliydi nasıl yaptıklarını. Biz de şimdi kendimize ufak bir tane böyle içine anahtar koyabileceğimiz bir model aldık aslında. En ucuzlarından bir tanesiydi bu. 5 euro mu verdik? 5 euro verdik. 5 euroya aldık. Evet. Şimdi de burada krep yapan bir yer var. Oraya gidip krep yiyeceğiz.
tam bir Hollanda işi, bol malzemeli kreplerde gelmiş. Tatlı almadığım için biraz pişmanım. Çünkü tatlı reçeller falan büyük gözüküyordu böyle yani, çok gözüküyordu. Yine aynı porsiyondur ya. Ya aynı da işte üstündeki malzemesi. Hamuru iyi. Tatlı mı peki, tuzlu mu hamur? Nötr. Nötr. Evet. Her şeye uyum sağlayabilecek şekilde yani. Evet. Güzel güzel. Burada böyle bir seyir terası bulduk. Bakalım nasıl bir manzarası varmış. Hollanda'daki en ünlü süpermarket Albert Heijn ve Albert Heijn'in Zaanse Schans'ta ilk dükkanı bulunuyor. Yani 1887 yılında 12 metrekarelik bu dükkanda her şey başlamış ve bugünkü o süpermarketler zincirine ulaşmış. Gelin içeriye birlikte bakalım. Burası 1887'de bu markette ne satılıyorsa ona göre dizayn edilmiş. Bugün buradan 10 dakikada ulaşabildiğiniz Amsterdam'a o yıllarda botla ancak 3 saatte ulaşılabiliyormuş. Ve bu yüzden burada yaşayan insanlar alışverişlerini Amsterdam'a gitmeden burada yapabilmeyi çok sevmişler. Kahve Albert Heijn'in sattığı en önemli ürünler arasındaymış. 1890 yılından itibaren kahve öğütüp satmaya başlamış, bu dükkanın arka odalarından bir tanesinde yapmış bu işi. Biz Hollanda'da satın aldığımız bir kahve var. Süpermarketlerde de görüyoruz. Perle markası. Daha önce başka bir yerde de görmemiştik aslında. Bugün öğrendik ki aslında bu kahve markası, yani Perle, Albert Heijn'in kendi kahve markasıymış. Bizim için aydınlatıcı bir bilgi oldu. Hollanda'da yaşayanlar için de öyle olacaktır muhtemelen. İsterseniz 2 euroya bu kahveyi dükkanın arkasında bulunan kahve makinesinden alıp tadabilirsiniz. Şimdi bugün vakit aslında bu arkamdaki fırına gelmeye yetmedi. Çünkü birçok dükkan burada 5.30-6'da kapanıyor. En geç 6'da kapanıyor. Bu fırın çok eski bir fırın ve aynı zamanda burada bu bölgeye ait bir ürün de var. İkisinin de isminin söylenmesi zor olduğu için aşağıya yazıyorum. Siz eğer vakit bulursanız bu fırını da planlarınıza ekleyebilirsiniz Zaanse Schans için. Hollanda'nın kuzeyinde Amsterdam'a yarım saatlik otobüs mesafesinde aynı zamanda eski bir balıkçı köyü olan Volendam'dayız bugün. Burada yaklaşık 20 bin küsur kişi yaşıyor. Küçük bir yer burası ama aynı zamanda bir hayli de turistik. İnsanların buraya gelmesinin ana sebebi ise burada bulunan Hollanda'ya has mimarili, ahşap yapılı renkli evler. Tabii bunun yanında bu şehirde bulunan dar sokaklar, kanallar ve bu kanalları birbirine bağlayan köprüler de insanları buraya çekiyor. Eğer şehre cumartesi günü gelirseniz şehrin hemen girişinde Europa Plein denilen meydanda bir pazar da kuruluyor. Ama bu hafta az stand var gördüğüm kadarıyla. Çünkü biz daha önce de gelmiştik ve çok daha fazla stand vardı. Bu ara okulların tatil olduğu dönemde pazarcılar bile izne çıkıyorlar. Bunu yaşadığımız şehirde görmüştük. Adam oraya yazı asmış. İşte 2 hafta boyunca stand olmayacağım çünkü tatile çıkıyorum diye. Şimdi Volendam limanına gidelim. Oradan şehri gezmeye başlayalım.
aslında Volendam çok yakında bulunan Edam diye başka bir kasabanın limanıymış yüzyıllar önce. Yani 1300'lerden falan bahsediyorum. Sonra Edam'dan Kuzey Denizi'ne daha kolay erişebilecekleri bir kanal açmışlar ve bu şehir atıl kalmış, bu kasaba. Sonradan da balıkçılar buraya yerleşmiş ve burayı günümüzdeki bu haline getirmiş. Şimdi aslında burada gördüğünüz su birikintisi Markermeer Gölü. Yıllar önce 1930'larda Kuzey Denizi'nden bir setle ayrılmış. Daha sonra o ayrılan kısım bir daha ortadan ikiye başka bir setle tekrar ayrılmış. O ikinci ayrılan kısım da Markermeer Gölü. Asıl amaç buradaki suyu kurutup bu toprağı kazanmakmış. Ama 1980'lerde finansal nedenlerden dolayı bu proje bir tarih belirlenmeden askıya alınmış. Günümüzde de bir göl olarak bulunmaya Hollanda'da devam ediyor burası. Buranın ortasında bir ada var. Marken Adası. Bu hemen solumuzdaki feribot da o adaya gidiyor aslında. Ben de günün ilerleyen saatlerinde o adaya gideceğim. Oradan Amsterdam'a dönüp kendi şehrime döneceğim. Ama önce bir yemek yiyelim. Burası Volendam'ın ana caddesi Haven. Birçok yiyecek içecek dükkanı, hediyelik eşya dükkanı bu cadde üzerinde bulunuyor. Yani buraya geldiniz mi buraya mutlaka geleceksiniz. Ben de buradaki dükkanların kafelerin birinde yemek yiyeceğim birazdan. Buradaki popüler turist aktivitelerinden bir tanesi. Burası bir fotoğrafçı. Hollanda geleneksel kıyafetleriyle giyinip fotoğraf çekiliyorsunuz. Araştırınca Volendam'da ne yapılır diye bu yapılacaklar arasında çıkıyor. Geleneksel kostümle fotoğraf çekilebileceğiniz başka bir dükkan. Bunun gibi birkaç tane daha gördüm ilkinden sonra. Burada bayağı yaygın bir aktivite. Burada Cheese Factory diye bir tane dükkan var. Bu ana cadde Haven'da. Buraya girip ücretsiz bir şekilde birçok peyniri deneyebiliyorsunuz. Birçok peynir çeşidi bize farklı geliyor ama düz Gouda iyi. Bakın burası Haven üzerinde büyük bir hediyelik eşya dükkanı. Bir hediyelik eşya almak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Ama bakın içeride ne gördüm? Galatasaray forması. Hatta Trabzonspor atkısı da var. Bakın şu ev satılıkmış. Bugün de bir emlakçı ofisinin önüne gidip buradaki ev fiyatlarına bakarız. Burada böyle postlar asılı. Bunları geçen geldiğimizde de görmüştük. Ne olduğunu anlayamamıştık. Buranın hemen yan tarafı bir hediyelik eşya dükkanı. Onlara sordum. Bunlar satılıkmış. Ortalama fiyatları 495 euro dedi ve halı gibi kullanabiliyorsunuz bunları dedi. Daha düşük kaliteliler de var daha ucuza dedi. Ama onlar sadece dekor amaçlı, halı gibi kullanamazsınız dedi. İlginç bence bunların böyle bu kadar açıkta satılıyor olması. Hissiyatı da değişik. Gerçekten bir hayvana dokunuyormuşum gibi hissediyorum. Yani beklediğimden bayağı sert bir dokusu var. Bu otelin ismi Hotel Spandar ve Volendam'da bayağı ünlü. Çünkü sahibi burayı 1881'de açtığında dünya üzerindeki birçok sanatçıyı burada kalmaya davet etmiş. Bu sanatçılara Volendam'ı resmetmesi, buradaki insanları resmetmesi için bir stüdyo bile sağlamış. O sanatçılar da bunun bir karşılığı olarak o çizdikleri eserleri bu otelde bırakmışlar. Otel birkaç kere el değiştirmiş ama o eserlerden bazıları hala anladığım kadarıyla bu otelin odalarında ya da bu otelin içinde hala duvarlarda asılı. En son 2022 yılında korona zamanında batmış ve bir otel zinciri buraya satın almış ama günümüzde hala hizmet veriyor. Ama şu an burası bir renovasyon sebebiyle kapalıymış. Kalamazsınız o yüzden. Az önceki videoyu Haven'dan, ana caddeden çekmiştim. Ama otelin arka tarafı göle bakıyor.
Şimdi yemeğimizi yedik. Şunu fark ettim. İnanılmaz İspanyol ve İtalyan var Volendam'da. Bazı şehirler, bazı ülkelerde çok popüler oluyor. Muhtemelen Volendam'da hem İspanya'da hem İtalya'da çok ünlü. Anladığım kadarıyla bunlar bir de tur. Çünkü hepsi birbirini tanıyor. Bütün İtalyanlar, İspanyollar birbirleriyle konuşuyorlar. Şimdi bir emlakçıya gidiyoruz. Volendam'daki ev fiyatlarını öğrenelim. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Giethoorn'da Asya ülkelerinde bayağı popüler bir yer. Bulduğum emlakçıda sadece dükkan tarzı yerler var. Satılık ve kiralık olarak ev göremedim henüz. Mesela bu Haven'da bir bina ve 1 milyon 90 bin euro isteniyormuş buna. Şöyle hem dükkan içi hem de üstü ev gibi anladığım kadarıyla. Yine başka bir bina 2175 euro aylık kira isteniyormuş buna. Hemen şöyle gidersek yine burada başka bir dükkan ve üst katları bunların yani dükkan olarak kullanılıyor diye düşünüyorum yine. 1900 euro. Ve depolar var. Başka evde göremiyorum. Ha mesela şurada görüyorsunuz şurada ikisini de kırmızı hatta şuradaki üçünü de kırmızıya almışlar. Bu üçü birlikte satılıyor herhalde. Yani 1, 2, 3 bunların üçü 1 milyon 100 bin euro. Aslında fena değil bu kadar turistik bir yer için. Ev fiyatlarını düşününce ev fiyatları genelde 400-500 bin euro civarı. Orta sınıf insanların aldığı evlerden bahsediyorum. Şimdi videonun başında bahsettiğim buranın kanalları bulunan, o kanalları birbirine bağlayan köprülerin olduğu dar sokaklı şirin bölgedeyim. Buranın ismi Dolhof. Gerçekten çok tatlı bir yer burası. Hemen Hava'nın bir paralel sokağı aşağısı. Dolhof'ta dar sokaklarda gezerken bir köprü ve bir kiliseye de denk geldim. Burası da kilisenin önündeki kanal hemen. Su daha temiz olsun isterdim ama bir hayli yosun tutmuş. Muhtemelen durgun bir su bu. Bakın şu evlerin hepsine kendi köprüsünden geçiyorsunuz. Önü kanal. Burası Haven'ın hemen bir arka tarafı. Yani Haven hemen şu evlerin arkasında. Biz de hem eve hem de ara sokaklara ait olan bir köprüden geçelim. Ve bakalım güzel evler bulabilecek miyiz bu ara sokaklarda. Bileti botun yanaştığı yerin hemen yanındaki şu kulübeden alıyorsunuz. Tek gidiş 10 euro, gidiş dönüş alırsanız 17,5 euro. Şimdi Marken'e geldik. Tam yarım saat sürdü feribot. İlk izlenim Volendam'a bayağı benziyor burası da. Şimdi bir yerde oturup bir kahve içmeyi düşünüyorum. Bir de ayakkabı yapan, bu Hollanda klasik ayakkabılarından yapan bir dükkan var. Oraya da bir bakmayı düşünüyorum tekrar. Ondan sonra buradan otobüsle Amsterdam'a geri döneceğim.
Marken aslında 1957'ye kadar karayla bağlantısı olmayan bir adaymış. Daha sonradan denize çekilen setle artık karaya bağlantısı var. Ben de zaten o set üzerinden otobüsle Amsterdam'a döneceğim buradan bugün. Buraya ilk 13. yüzyılda keşişler yerleşmiş, tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlar. Daha sonradan buraya yerleşen insanlar balıkçılığa dönmüşler. Hollanda'da çok az kedi görebilirsiniz dışarıda. Bu da muhtemelen zaten sahipli. Ama evden çıkmış. Hemen hırlamaya başladım. Şu an Marken aslında etrafındaki setlerle bir su felaketine, su baskınına karşı korunuyor. 1916 yılında bu ada da dahil olmak üzere Kuzey Hollanda'nın büyük bir kısmını bir su basıyor. 51 kişi ölmüş o su baskınında ve birçok evde büyük hasar almış. Tabii o felaketten sonra ekstra setler de çekilmiş denize. Günümüzde böyle bir felaketin olması bu ekstra setler sayesinde çok beklenmiyor. Umarız öyle bir şey yaşanmaz tekrar. Normalde bu arkamdaki dükkanda bu tahta ayakkabılar nasıl yapılıyor onu gösteriyorlar uygulamalı olarak izleyebiliyorsunuz. Ama bir grup varsa şanslısınız. Gruplar gitmiş o yüzden şu an bir gösteri yok. Biz bunu Zense Şans'ta izlemiştik. Bildiğiniz basit bir makinayla bir dikdörtgen kütüğü aynı anahtar işler gibi işliyorlar aslında. Marken'den otobüsle Amsterdam'a döneceğim şimdi ama maalesef ana tren istasyonu Amsterdam'ın buradan direkt bir otobüs yok. Amsterdam'ın biraz kuzeyine gidip oradan aktarma yapmanız gerekiyor. O denizin ortasında kurulmuş Marken'i karaya bağlayan setten geçiyorsunuz. Güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum o yüzden. Marken'i ve Volendam'ı iki şehri de beğendim ben ama zengin olsaydım nerede yaşardım? Muhtemelen Marken'de yaşardım. Çünkü buradaki evleri biraz daha sevdim, biraz daha izole buldum burayı. Ama tabii iki şehir de güzel. Eğer siz de gelmek isterseniz ve bu iki şehri de görmek isterseniz kesinlikle üçüncü bir şehir planlamayın. Çünkü biliyorum Edam'a ya da Zense Şans'a da gitmek istiyor bu bölgeye gelenler. İkisi bir gün için gayet ideal. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.